Sigaranın zararları malum sevgili seyirciler. Ancak çok da bilinmeyen bir gerçek var ki kadınlara karşı daha acımasız olduğu. Araştırmalara göre kadınların akciğer kanserine yakalanma oranı erkeklere göre 2 kat daha fazla. Sigara kadınları hiç sevmiyor. Gelişmiş ülkelerde oran düşse de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sigara kullanımının önüne bir türlü geçilemiyor. Araştırmalara göre son yıllarda kadınların sigara kullanımı erkeklere oranla daha çok artmış durumda. Bu artış hamile kadınlarda düşüklere, erken doğuma ve hatta gebe kalamamaya kadar birçok soruna neden oluyor. Asıl sorunsa akciğer kanserine yakalanma oranında ortaya çıkıyor. Özellikle kadınlarda sigara içme oranının artmasıyla birlikte maalesef kadınlar sigaraya daha hassas. Aynı miktarda sigara içen bir kadınla erkek arasında karşılaştırıldığında kanser gelişme oranı yaklaşık 2 kat daha fazla gözüküyor. Bunun yanında kanser dışında akciğerlere verdiği zararlar ve KOAH gelişme riski açısından erkekler oranına çok daha yüksek oranlarda gözüküyor. Bu nedenle özellikle kadınların kesinlikle sigara içmemesi konusunda vurgulamak istiyorum. Sigara kadınlarda akciğer kanseri riskini arttırmakla kalmıyor. Tedaviye yanıt verme şansını da azaltıyor. Kadınların genetik yapı itibariyle akciğerleri çok daha hassas. Tüm vücutları sigara dumanına karşı daha hassas. Bu tamamen genetik yapısından kaynaklanan bir durum. Kadınlarda görülen akciğer kanserlerindeki ilerleyiş hızı ve kemoterapi veya diğer tedavilere verilen yanıtlar da maalesef bu oranda gelişen tümör türüne bağlı olarak da farklı bir yanıt oranları var. Bu nedenle çok kötü bir ilerleyiş söz konusu. Akciğer kanserleri kadında geçtiği zaman genellikle daha kötü sonuçlar alıyoruz. Sigaranın bir sonraki adımı ise KOAH. Geçmeyen öksürük, balgam ve nefes darlığı şikayetleriyle kendisini gösteren hastalık, sigara içen 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde görülüyor. Üstelik öldürücü. İşte bunun için nefes testi yaptırmak şart. Devam. Güzelim, kesmeden üflemeye devam edin. Tekrar alıp vermeyin lütfen, olur mu? Solunum testinde de görülüyor ki sigara içen kişilerde akciğer fonksiyonları çok düşük çıkıyor. Normalde olması gereken değerler bunların hepsi %100 olması gerekiyor. Ancak sizin bu içmiş olduğunuz sigaraya bağlı olarak akciğer fonksiyonlarınızda azalma var. Sigarayı içmeye devam etmeniz durumunda KOAH gelişimi riskiniz mevcut. Evet, testi yaptırdınız. Evet, sonuçlar çok iç acıdı değil sanki. Daha önce yaptırmış mıydınız? Yaptırmıştım. O zaman yaptırdığınızla şimdi yaptırdığınız arasında fark var mı? Biraz var. Daha mı kötü? Daha kötü. Sigarayı ne zamandır içiyorsunuz? 25 yıl. Hiç bırakmayı denemediniz mi? Denemedim. Bırakmayacak mısınız? Yani istiyorum da başaramadım. Peki sonuçlar geldikten sonra hala mı bırakamayacaksınız? Bilmiyorum hiç. Şimdi doktor bey dedi ki KOAH riski de var. Evet. Bu önemli bir risk. Duyunca hiç korkmadınız mı şu an? Tabii korkuyorum canım. Nefes alamıyorum, tıkanıyorum. Yani onun sıkıntılarını yaşıyorum da bırakamıyorum. İstiyorum ama olmuyor. Bıraktıktan sonra bile akciğerlerin normal fonksiyonlarına dönmesi çok fazla zaman alıyor. 30 yıl işte. Kaç paket içtiniz? 2. Peki ne kadar zaman önce bıraktınız? 5 yıl oldu. Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ya şu an iyiyim. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim ama yine de zaman zaman zorluklarını çekiyorum. Peki sizi bırakmaya itenler, sebepler nelerdi mesela? Kendim bıraktım. Yani böyle nefes alıp vermediğiniz zorluk çekiyordunuz? Biraz vardı, kalp rahatsızlığım da vardı. Yani bırakmamı düşündüm ve bıraktım. Üfleyin Özcan, devam. Türkiye.